Limon aslında defalarca kaçtı. Fakat hiçbirinizin bundan haberi yok. Peki bu kaçışlar nasıl oldu? Bu kaçışlardan sonra limonu nasıl geri aldım? Hani kaçmazdı? Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size muhabbet kuşum Limon'un kaçış anını anlatacağım. Limon aslında sokakta da olsa kaçmayan bir kuş olarak biliniyor. Ama gerçek yüzü ne? Nasıl kaçtı? Videoya geçmeden önce bana destek olmak isterseniz kanala abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Limon öyle bir kuş ki onu sokakta havaya atsam bile kaçmıyor, aksine yanıma geliyor. Ama bu onun asla kaçmayacağı anlamına gelmez. Limon bir keresinde piknikte kaçmıştı. Hem de tasması varken. Şunu dediğinizi duyar gibiyim. Tasması varken nasıl kaçabildi ki? Durun anlatayım. Bir gün pikniğe giderken Limon'u da yanımda götürdüm. Mangal yaptık, yemek yedik, vakit geçirdik. Ayrıca Limon'un tasmasına uzun ipini bağlayıp onu uçurdum. Çünkü ben daha önce söylediğim gibi Limon'un vahşi hayattaki türdeşleri gibi özgür, bir yandan da evcil hayattaki türdeşlerin ne kadar rahatsa o kadar rahat yaşatmak istiyorum. Bu sebeple onu açık alanda uçabileceği her fırsatta uçurmaya çalışıyorum. Fakat bu defasında başıma hiç istemeyeceğim bir olay geldi. Limon gölgesinde durduğumuz ağaca konmak istedi ve oraya doğru uçtu. Aslında ağaca konması o kadar da kötü bir problem değil. Fakat iki büyük tehlikemiz var ve ikisi birbirini tamamlıyor. Öncelikle Limon'un ayağında tasması bulunuyor. Ayrıca konduğu dalın yüksekliği de 3 metreye aşkın. Ayrıca o da yetmezmiş gibi konduğu dal ağacın uç kısmında. Yani tırmanarak almamız mümkün değil. Eğer tırmanmaya kalkarsak dalın kırılma riski var. Ancak yine de hepinizin aklındaki soru şu: tasma takılıyken ne olabilir? Evet, Limon'un tasması takılı. Fakat tasmanın ipi ağacın yapraklarına takılmış durumda. İpi oradan kurtarmak için yavaş yavaş çekmeye çalıştık. Ama fazla sert de çekemezdik. Çünkü tasmanın ucu Limon'un ayağına bağlı. Biz ipi hareket ettirdikçe Limon tutunmaya çalışarak daha da fazla dolandı. Çünkü kuşlar güvende oldukları bir bölgeden ayrılmak istemez. Ayrıca ağaç yüksek bir ağaç. İçgüdüsel olarak yüksek yerler ve ağaçlar onlar için yuva ve güvenli bölge anlamına geliyor. Bu sebeple ağaçtan düşmemek için tutunmaya çalışırken 3-4 tur daha fazla dolandı. Peki sizce oradan nasıl kurtulabilir? Bu sırada ikinci tehlikemiz devreye giriyor. Orası ormanlık ve dağlık bir arazi olduğu için yırtıcı kuşların bulunma ihtimali de çok yüksek. Ayrıca yırtıcı kuşların gözleri çok keskindir ve ayrıca çok da zekilerdir. Örneğin bazı kartallar yangına dönüşemeyecek kadar küçük çalı çırpıları ormana yayarak özellikle yanma eğilimi yüksek ağaçların yanına götürerek bilinçli olarak ormanların yanmasını veya yangının daha da büyümesini sağlıyor. Çünkü onlar biliyor ki eğer bir yangın çıkarsa av hayvanları ateşten kaçarak savunmasız bir şekilde etrafta koşturacaklar. Bu sırada onları yakalamak çok daha kolay olacaktır. Buradan da şunu çıkarıyoruz ki bunu düşünebilen kuşlar Limon'un ayağının bağlı olduğunu görerek kuşun oradan ayrılamayacağını bilirler. Peki bizim kuşlarımız ayrıca yırtıcı bir kuş olmasa bile Limon orada esen rüzgarla hasta olabilir. Bu hastalıklardan korunmak için kuşlarımıza vitamin takviyesi yapabiliriz. Vücut dirençlerini artırabiliriz. Ayrıca hasta olurlarsa ilaç tedavisiyle de iyileşmelerini sağlayabiliriz. Hurma tarzında kilo kaybı sağlayan hastalıklara karşı da kaliteli yemler, bolca yulaf, daldarı ve aspur sayesinde hasta olma ihtimallerini düşürebilir ve iyileşmelerine katkı sağlayabiliriz. Bu videoda da size bu malzemeleri temin edebileceğiniz bir yerden bahsedeceğim. Bu videoyu da sponsor olan karadenizpet.net. Dilerseniz oradan malzemeleri temin edebilirsiniz. Akıllı yemlik, daldarı, ilaçlar, uygun fiyatlı ve kaliteli yemler, vitaminler ya da kuş oyuncakları gibi birçok ürünü bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve YouTube sayfasında açıklamaya ve şu sağ üst köşeye koydum. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Karadeniz Pet'e teşekkür edip videomuza devam edelim. Eğer Limon'u kısa süre içerisinde oradan kurtarmazsak bir şahin ya da atmaca onu görüp avlamaya çalışabilir. Orada bağlı kalmış, ayrıca yırtıcı kuşun ona bir tehdit olduğunun farkında bile olmayan bir evcil kuşun oradan kurtulma ihtimali hiç yok. Peki sizin bu tarz tehlikeli veya garip durumlarınız oldu mu? Yoruma yazarsanız sevinirim. Şimdi geldik olaylarımızı çözmeye. Yani onu oradan nasıl kurtardık? Şanslıyız ki Limon'un konduğu dal incecik bir dal ve kolayca kırılabilir. Ama dal çok kısa ve ona vururken yanlışlıkla Limon'a vurabiliriz. Uzun uğraşlar sonucunda ağacın gövdesine çıkıp bulduğumuz uzunca bir dal parçasıyla Limon'un konduğu dala dikkatlice vurarak dalı kırmayı başardık. Ama tehlike daha geçmemişti. Peki neden?
Çünkü limon kırılan dala hala bağlıydı. Eğer bana gelmek yerine ağaçta kalmayı ve başka bir dala konmayı deneseydi onu oradan almamız imkansız hale gelirdi. Ama sonucunda limon bana gelmeyi tercih etti. Çünkü güvenli yerin ağaç değil ben olduğumu çok iyi biliyordu. Ayrıca bu olaydan sonra limon bir daha asla hiçbir ağaca konmadı. Hatta ben video çekmek için onu bir ağaca koymaya çalıştığımdaysa onu oraya koymama bile fırsat vermeden hemen yanıma geliyordu. Bir daha o denli yüksek bir ağacın yanında limonu tasması takılıyken salmam. Ki zaten site hariç tasmasız da çıkarmıyorum. Umarım bu tarz ya da herhangi bir tehlikeli durum hiçbirinizin başına gelmez. Kuşlar insana muhtaç hayvanlar. Çünkü onlar doğada kendi başlarına yaşamayı bilmiyor. Kendi başlarına bırakırsak aç kalır veya susuz kalır. Ayrıca herhangi bir avcıya yem olabilirler.